Her yeni gün yeni haberlere uyandığımız zamanlardan geçiyoruz. Diliyorum ki hepimiz günümüzü mutlu şekilde, aydınlık şekilde geçirebiliyoruzdur. Tüm duyduklarımıza rağmen, gördüklerimize ya da şahit olduklarımıza rağmen. İşte tüm bu koşuşturmanın içinde, tüm bu haberlerin içinde, bambaşka sohbetlerde bir nebze olsun yüzünüzü güldürmeye, gamzenizi ortaya çıkarmaya, bir nefes aldırmaya, eğer imkan sağlıyorsak, bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize dediğimiz zamanlar. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yaş da almayan ve yaşlanmayan. Hani bir yaş almak var, bir de yaşlanmak var ya, o ikisi de adresine uğramıyor. Yani 10 yıl önce nasılsa bugün öyle, en son gördüğümde nasılsa bugün öyle. Ama biraz böyle hikayesini biliyorsunuz program sayesinde konuklarımın, bilmediğim öykülerini de öğreniyorum. Çok şaşırdığım bir hikayesi var ve daha anlamlı artık benim için varlığı, kadın olarak duruşu, tavrı, sanatı, sanatçılığı biraz daha anlamlı oldu. Biliyorsunuz benim için kıymetli, zorluklardan başarıyı tercih ederek çıkan özellikle kadınlar önemli. Ne diyoruz? Nefes alıyorsak hala umut var. Bunu diyebilen ve umut var dedirten kadınlar, bunu bize hatırlatan kadınlar önemli. Duruşuyla zaten öyleydi ama hikayesiyle de öyle olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldum. İzin verdiği kadarıyla onun bunu sizlere de anlatmasını, aktarmasını isteyeceğim yaptığı projeleri dinlemenin dışında. Bir cümlenin peşinden gideceğiz, bakalım nedir o cümle? Yeni bir hayal kurmak ya da yeni bir amaç edinmek için asla yaşlı değilsin diyor Lewis. Yani zaten yaşlı değil herhalde, bu cümleyi bana seçtin Duygucum diye düşünmek istiyorum. Çünkü senin yanında başka mümkün değil ya, sevgili Şener Güller. Teşekkür ederim hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Işıl ışıl geldin, ne iyi ettin ya, geldin. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya yani sana zaten hayranım, ayrı bir konu ama editörüm sevgili Duygu biraz böyle minik minik hayat hikayeni benim önüme koyduğunda ben böyle şeyi fark ediyorum aslında, uzun lafın kısası, ben bu program sayesinde hayran olup bayıldığım isimlerin bile aslında gerçek hikayelerini bilmediğimi. İmtina mı ediyorsun, bunu hiç mi konuşmuyorsun ya da nasıl bir şey oluyor? Yok, konuşmuyorum değil de ortam olduğunda belki konuşuyorum ama çok da hani böyle uzun uzun anlatmayı bazen tercih etmiyorum. Çünkü çok yanlış anlaşılabilir bu tür şeyler. Tabii duygu ki sömürüsü olarak anlaşılabilir. Yaşanan, herkesin kendine göre, hep şunu diyorum. Bir hayat var ve herkes kendine göre zorluk yaşıyor. Evet. Herkese kendine göre yaşadığı zor geliyor olabilir. O yüzden hani herkesin hayatı kendine göre zor, kendine göre anlamlı. Evet. Ya zaten bunun bir ajitasyon noktasına gelmesine hiç kimse izin vermemeli hiçbir şartta. Ama mesela işte hayat herkese aslında aynı acıyı çektiriyor bir yerde. Biz niyeyse göz önünde insanlar olduğumuz için bizi izleyenler bize hiçbir şey değmedi gibi hiçbir düşünüyor. Şey, aynen öyle. Değil yani mi? Öyle şeylerle karşılaşıyorum. İnanamıyorum ya, sen orada mı büyüdün, sen böyle mi oldu? Halbuki evet, böyle dışarıdan görünen hayatlar bambaşka. Tabii evet, ki içimizde herkes için aslında söz kesinlikle konusu da. Kesinlikle öyle yani. Ama sonuçta yani pamuklara sarılıp da evet şimdi Şener Güler hazır ve şahane bir kadın olarak, oyuncu olarak ünlü olsun gibi bir şey değil bu. Öyle bir şey değil. Tabii ki mücadele ediyorsun. Tabii aynen, ki onları oluşturmaya çalışıyorsun, ortamları. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Çok güzel bir laf söyledi. Tam hatırlayabilecek miyim emin değilim ama hayalim hayatımdı. Hayatım hayalim. Ne güzel. Çok laf. Güzel değil mi? Evet. Yani hiç unutmuyorum onun söylediği lafı. Böyle evet, hayal etmek çok önemlidir evet, ya. Bir şeyleri hayal ediyorsun, hayatını hayal ediyorsun. Özellikle küçükken yapmak istediğin o kadar çok şey var ki. Aa diyorsun, şunu da yaparım, bunu da yaparım. Okuduğun kitaplardan esinlenip hiçbir şekilde olmayacak hayaller bile evet, kuruyorsun. Sonra başka bir şey hayal ediyorsun. O hayali gerçekleştirmek için çok ciddi bir mücadele vermen gerekiyor. Ve hayatın, hayalindeki hayat oluyor mu? Tırnak içinde bir yere kadar oluyor. Ama zaten bu bitmeyecek bir süreç. Mutlu musun? Yani. Mutluluk bence öyle çok süreyen bir şey değil. Evet, iyiyim. Hatta şöyle diyebilirim, birçok dönemime göre geçmişe dönüp baktığımda çok daha keyifli, rahat bir hayatım var şu anda. Ama hani o çok süreyen bir şey değil. Anlarda yani mutluluk
hayatta var olmak çok tartışılacak şeyler ya aslında. Neye göre var oluyorsun, neye göre mutlu oluyorsun. Şu anda öyle çok büyük büyük sorunlar yaşamadığım, hayatı daha rahat idame ettirdiğim, sevdiğim insanlarla birlikte olduğum bir ortamdayım. Bundan daha fazla ne ister? Tabii ki inişler çıkışlar olacak ama tabii ki ülkenin genel durumuyla evet. ilgili, yaşananlarla ilgili hiç mutlu değilim açıkçası. Evet, evet. Hani dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor. Her evde bir şeyler oluyor, her hayatta bir şeyler oluyor. Hani böyle hangi dost meclisine girsem işte bir tane bir üzüntümden bahsetsem beş tane geri dönüş alıyorum. Hani bu sadece benim başıma gelmiyor demeye bile üzülüyorum artık. Ha herkes yaşıyor deyince daha da üzülüyorum. Herkes kendine göre bir sürü şey yaşıyor. Yani tabii ki insan hani acılarından, sıkıntılarından şu dönemde bireysel hayatındaki acılardan, sıkıntılardan söz etmeye utanıyor açıkçası. Evet. Yani çünkü yaşanan bir deprem gerçeği var evet. ve oradaki depremzede vatandaşlarımızın yaşadıkları o kadar ağır şeyler ki gidenler gitti, geride kalanların yaşadığı büyük bir acının yanında bizim söz ettiğimiz bireysel anlamdaki acılar o kadar küçük ve sıradanlaşıyor açıkçası. Evet ama uzmanlar da ısrarla söylüyor yani acınızı, sıkıntınızı küçümsemeyin. Her insanın senin evet, de dediğin gibi bir hikayesi var. Hani sen de benim acım bunun yanında ne ki gibi bir cümleyle kendini öyle bir alana çekme. Herkes kendi hayatının acısını yaşıyor. Evet aslında doğru ama söylüyorsun ama hayatı o yani o yaşadığın sıkıntılı anları düşündüğünde o sırada onu yaşıyorsun evet. ve dışarıdan bakamıyorsun. Yani tabii. battım, bittim, göçtüm, gidiyorum. Evet. Nereye gidiyorum? Artık yani buradan çıkış yok mu derecesine geliyorsan o anda öyle yaşanıyor. Kesinlikle. Ama şimdi yıllar sonra dışarıdan baktığında bütün o yaşanan sıkıntıların, acıların sana ne kadar çok şey kattığını, senden de bazı şeyleri götürdüğünü ama değişip dönüştürdüğünü görüyorsun. Seni kişilik olarak oluşturduğunu görüyorsun. Evet, çok değerli. Değişik yani ben de yeni yeni bakalım diyorum hayat ne planlıyor benim için yani böyle bazı anlar çok oluyor böyle. Peki diyorum ya bakalım ne gelecek yani. Artık hani kürek de sallasan, sallamasan da, ağlasan da, ağlamasan da, çok kahkahalar da atsan atmasan da bir şey var bir akışta, bir plan var yani. Yani şey gibi geliyor hani hayat aslında son derece monoton gidiyormuş gibi. Herkesin bir hayatı var işte. Ben ne yapıyorum? Kalkıyorum. Dublaj yapıyorsam dublajıma gidiyorum. Oyunuma gidiyorum. Prova yapıyorum. Dizi çekiyorsam ya da film çekiyorsam sete gidiyorum. Aslında her şey böyle biraz monotonmuş gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Hayat her an sana bir bambaşka bir sürprizle geliyor. Olumlu ya da olumsuz. Hiç beklemediğimiz anda depremi yaşadık. Her şey böyle akıyormuş gibi, tırnak içinde akıyormuş gibi giderken daha ağır şeylere tanık olduk. Hayat her an sana her şekilde olumlu ya da olumsuz sürpriz sunuyor. Şimdi tabii iş hayatı deyince hemen oralara bir girmek istiyorum. Çünkü dublaj dünyasında çok önemli bir sessin gerçekten. Çok yoğun devam ediyor mu orada? Evet devam ediyor. Yani reklam dublajı, reklam dublajı yapıyorum. Film dublajı İstanbul'da ilk geldiğim zaman çok uzun süre yaptım da çok böyle hani özlüyorum arada. Bir zamanım da varsa öyle gidebiliyorum ama onun dışında daha çok reklam dublajı çünkü daha kısa sürüyor. Tabii. Getirisi daha fazla oluyor. Ama şu animasyon filmleri falan. Ay onu seslendirdiğim tabii çok dönem evet. oldu. İstanbul'a ilk geldiğim zaman çok seslendirdim. Evet. Yani bayağı animasyon seslendirdim. Ya insan tabii sesinden de ünlü olunca sesi ayrı bir ünlü, kendisi ya. Ayrı bir ünlü gibi olmuyor mu? Ya evet, sizi sesinizden tanıdım evet. diyenler oluyor. Evet. Sırtımdan falan. İşte evet ses de öyle bir şey. Ben şu elimi kolumu çok kullanıyorum, çarpıyorum habire olsun, kusura bakmayın. Olsun, sıkıntı yok. Yani öyle şeylerle çok karşılaşıyorum. Ay sesiniz çok karakteristik. Ama diye. Yani sesiniz ve siz diye değil sesim mi? Sesim ve ben. Sesiniz ve siz. Peki. Centilmen sinema filmi. Evet. Biraz bahseder misin? Onu Kasım'da çektik, Kasım ayında. Herhalde bu yılın sonuna doğru vizyona girer. Hı-hı. Değişik bir şey. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Tamam. Benim için çok oynadığım karakterler içerisinde çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Aa. Çok böyle değişik bir film olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Aa. Yayınlandığında göreceğiz artık. Kimlerle oynadınız efendim? Çağatay Ulusoy var. Sevgilerimizi iletelim Çağatay'a. Ebru Şahin var. Haki Biçici var. Yani Nazlı Bulun var. Benim kızımı oynuyor. Esas ana
kadro böyle gidiyor aslında. Çok kıymetli isimler, hepsine buradan sevgiler. O gemi yapımın işi. Bakalım göreceğiz. Evet, heyecanlısın. Heyecanlıyım, güzel böyle keyifli, değişik bir iş olduğu için. Yani sen de oyuncusun biliyorsun. Evet. Değişik bir karakter gelince onun insan heyecanlanıyor. Onun enerjisini görüyorum zaten. Tabii ki şu karakter çok farklı. Yani ne güzel böyle bir karakter de oynadım, böyle değişik bir şey de oynadım diye düşünüyorum. Değişik bir çalışmanın içerisinde oldum diye. Onun peşinde koşuyoruz. Yani hep aynı karakter, evet, hep aynı roller pek haz vermiyor. Böyle değişik şeyler yaptığı zaman insan mutlu oluyor. Bir de sevgili Nejat İşler'in bir dizisi vardı. O 3 sezon mu? O şöyle bir üçleme o. Üçleme. Mehmet Eroğlu'nun yazdığı bir proje. Ay yapımın işi. Biz onu 2020'de çektik galiba ilkini. Hı hı. Ya da 2021 olabilir. İyi Adamın 10 günü. Evet. Sonra Kötü Adamın 10 gününü çektik. O önümüzdeki sanırım Haziran, çünkü biz onu çekeli epey oldu. Haziran da girer vizyona. Mayıs'tan sonra da şeyi çekeceğiz, yani Mayıs'ın 15'inden sonra da 3. film. O da Meraklı Adamın 10 günü. Aa, çok komikmiş. Ya, çok, ben bilmiyorum, Mehmet Eroğlu okuduğumu çok severim yazar olarak. Hayır, çok okumadım. Eski kitaplarından da bilirim kendisini. Bir polisiye diyebiliriz ama böyle biraz farklı bir tarz. Benim tam da sevdiğim bir tarz. Hafif karanlık, güzel bir iş. Yani içinde olmaktan mutlu oldum ve yine farklı bir karakter oynuyorum. O da Ay, hoşuma harika. Gidiyor. Müthiş. Aslında bir oyuncuyu oynuyorum ama böyle şey, eğlenceli bir karakter aslında. Yani bu dijital platformdaki işler oyuncuları daha heyecanlandırıyor galiba, değil mi? Aslında tabii ki şöyle bir şey oluyor orada. Başladığın zaman senaryonun gidişatını biliyorsun. Başı sonu belli. Diyelim ki ben bir dizide oynamadım ama sana geldiği zaman, yani dijitalde bir dizide oynamadım. Fakat oynadığın zaman ne olacağını biliyorsun. Pardon, oynadım, adım başı kafede oynadım. Hı hı. Sana geliyor bütün senaryolar. Bu karakter nereye evrilir, nereye gider? Hani en büyük sorunumuzdur ya, başlar ve evet, senin kabul ettiğin, senin ah tamam şahane olacak dediğin karakter bambaşka bir yana gider, bir yere gider. Hay Allah dersin, mutsuz olursun içinde, evet, olmaktan, ayrılamazsın da. Evet. Ama burada en azından ne olacağını biliyorsun. Peki ana akımda bir dizi, bir şey yapma ihtimali var mı, yoksa İhtimalim böyle iyi var mi? Tabii ki. Evet. İhtimalim var. Yani beni yine heyecanlandıracak bir karakter olursa niye olmasın diye bakıyorum ana akım medyada da, yapabilirim bir şeyler. Tiyatro? Tiyatro, ya ben bu yıl hiç dizi yapmadım Ceyda. 3 tane ayrı oyunda oynuyorum. Ne diyorsun? Evet, böyle biraz müthiş. Nasıl yaptım ben bunu diye. Arada da işte Centilmen'i çektik, nasıl oldu aynı provalar. Çok acayip bir dönem geçirdim. Ama ben seviyorum galiba hareketi. Şimdi şeyi oynuyorum. İlk önce Medya'ya Göre Ahlak diye bir oyunumuz var. Galata Perform'un bünyesinde. Tamam. İki kişilik bir oyun. Özgün Çoban'la oynuyoruz. Yeşim Özsoy yönetti. Ona aslında biz geçen yılın yani yaz döneminin Mayıs'ta başladık galiba. Ya da Nisan'da başladık. Fakat çok az oynayabildik. Covid falan oldu. Tabii. Böyle bir sürü bir şey. Esas bu yıl oynamaya başladık oyunumuzu. Ve ben çok seviyorum. Medya bir mit ve çok farklı bir, çok zor bir oyun ama çok keyif aldığım bir oyun. Onun dışında herkesin çok yakından tanıdığı bir Türkan Saylan oyunumuz var. Ben Türkan Saylan diye bir oyunu da oynuyorum. Levent Üzümcü Tiyatrosu, Cengiz Toraman yazdı ve yönetti. O arada işte hem onun provası devam ederken bir yandan da Richard'a girdim. Richard işte onu da Okan, işte 3. Richard bir uyarlama yaptı. Çok değişik, kalabalık bir kadro o. Ama orada da 3 farklı karakter oynuyorum. O yüzden çok mutluyum. Çok değişik benim için. Sana inanamıyorum. Evet ya, bilmiyorum, böyle hoşuma gidiyor açıkçası bu hareket, bu yoğunluk. Kendine zaman, ben zamanı? Ayırıyorum ya, ayırıyorum yani. En son ne zaman ben zamanı? Mesela ben zamanı evvelsi akşam. Evvelsi gündüz. Bir akşam var mı var, yani? Var, var, bir akşam var. Aman, üç oyuna bir tane akşamın kalıyorsa evet, müthiş bir evet, şey bu. Yani üç oyun. Şimdi şey tabii çok daha yoğun oynuyor
Ben Türkan Saylan oyunu daha yoğun oynuyoruz. Richard ayın 5 günü ya da 4 günü oluyor. Medyaya göre ahlak da aynı şekilde. İşte ondan onu her seferinde ezbere tekrar bakarak karıştırmamak için devam ediyorum ama bu güzel. Yani beni aslında zihnimi de canlı tutuyor. Devamlı başka ezberler düşünüyorum ve farklı karakterler. Bence insanı zenginleştiren, bir oyuncuyu zenginleştiren şeyler bunlar. Müthiş bir şey. Bir de arada film çekiyorsun yani. Arada film çektim bir de. Ama 46 kiloya düşmüştüm. Çok zayıfladım. De sabah kalkıp spor yapıyordum. Sen ne zaman şişmanladın ki zayıflamayı konuşuyoruz? Yok, eskiye göre bayağı. O zaman 46 kiloya düştüm. Çok zayıflamıştım. Normalde de 48'sin diye düşünmek istiyorum. O civarlardayım işte. 48-50 o civarlardı. Kanala gelince arkadaşım hep ay çıtı pıtıymış minicikmiş. Ay niye böyle senin için? Ay, şaşırıyorlar mı çok seni görünce? Çünkü gerçekten genellikle böyle. Tabii ki ekranı biliyorsun zaten evet. Hani bir kaç kilo katıyor ve seni daha uzun. Yani şu an sana bakıyorum göründüğün gibi çıkıyorsun ama. Öyle mi? Yani öyleyse ya da ben ne güzel. Öyleyse için. Ne güzel. Peki minicik beni çok etkileyen hikayene bir girmek istiyorum ya. Peki. İzin var mı? Tamam. Ama alanını ihlal ettiğim an ne olur söyle. Tamam. Artık seyircim biliyor bunu. Tamam. Hemen keserim, hiç sormam. Ceyda burası olmasın diye. Biz burada konuklarımızı incitmek için yokuz yani. Hiç öyle bir şey yok. İzledikten sonra artık pişman olursan ona bir şey diyemem tamam, ama. Tamam bakalım nereye gidiyoruz. Evet hani çekimden sonra mutsuz olduğun bir yer olursa kesinlikle ekibimiz bu konuda çok hassas. Onu söyleyerek girmek tamam, istiyorum. Tamam. Hikaye çok zorlu aslında. Hani böyle ayakları yere basarak duran, kendi hani sözü olan, tavrı olan bir kadın için gençlik yılları pek öyle olmamış. Bu anne baba aşkı mı hayır diyememek yoksa bunları yaşadığın için mi artık böyle bir kadın oldun? Hem bunları yaşadığım için herhalde hem de hayır diyememe noktasında hasta iki insan var karşında. Evet. Ve ölebilecek durumdalar ki kısa bir süre sonra da öyle oldu. Orada genç yani çok gençsin. Bir mücadelenin içerisindesin. Hem çalışıyorsun hem eve bakıyorsun hem hastalıklar var. Bütün onların içerisinde hayat sana bir şeyler getiriyor. Sen de o akışta gidiyorsun açıkçası. Ne kadar müdahale edebiliyorsun? İşte hayallerin var. Yani çocukluktan beri ben çok hayal kuran bir insandım zaten. Hayallerim var ve anne babanın hastalığı. Tamam onlar da istiyor. Neden olmasın? Evlendiğim eşim de olabilir dediğim biriydi. Hmm. Fakat daha sonra evlendikten sonra hayat tabii ki bana yavaş yavaş gerçekleri göstermeye başladı. Çünkü benim hayallerim vardı. Asla kötü bir insan diyemem karşımdaki için. Ama bu arada hamile kaldım. Anlamamışım bile o kadar yani hamile kaldığımı. Ama çok gençmişsin. Sonra zaten annemle babamı 5 ay arayla kaybettim onları. Onların hastalıklarını. Evlendikten sonra mı? Evlendikten sonra. Evlendim kısa bir süre sonra zaten hamile kalmışım. Hem de sonra annemle babamı kaybettim. Hamileyken mi vefat ettiler? Annem evet hamileyken vefat etti. Babam hamileliğimden 2-3 ay önce vefat etti. Yani aslında mürüvvetini görmek miydi mesele? Mesela yani, sen genç yaştasın ve belki de bir kere gördüğün mutlaka dünya iyisi bir insandır. Hiç böyle bir şey söylemeye çalışmıyorum. Herkesin kendince hataları. Dünya iyisi diyemeyiz ama. Yani işte demeyelim evet. Ya da yani bilmiyorum kimsenin. Neyse kimse yani şey o da kendi gerçeğini yaşayan evet. Bir insan diyelim. Kendine ama göre. Ama bir kere gördüğün. Biriyle. Ya evet öyle bir şeydi. Bir iki kere gördüm. Seni beğendim. Tamam ben de beğendim. O şekilde olan bir şeydi ve babam da benim evlenmemin doğru olduğunu düşünüyordu. Çünkü sanıyorum işte gözlerinin görmemesi yani öyle bir süreç geçirdi. Evet. Ve bir kız çocuğu olarak bu toplumda tek başına galiba. Nasıl ayakta kalacak diye düşündüğü için. Evet dedi. Ben hayır demedim. Ben de hiç öyle çok şey bir yerden rızasız kendime. Rızasız bir gelin değilsin. Hayır değilim. Ama tabii ki şey var fark ediyorsun ama bir yerden çıkamıyorsun artık bir yerde. Sonra o sana biçilen rolü oynuyorsun. Yani güzel evlilik işte. Bari tadını çıkartıyor. Ha yani evlilik çocuk fakat sonra güm diye ben bunu hayal etmiyordum. Ben böyle bir hayalim yoktu hayatıma ilişkin diyorsun. Ve karar çok zor bir karar tabii ki. Çocuk küçücük kimse aile seni reddedebilecek durumda eğer boşanırsa. Ama annem babam vefat onlar etti gitti. Başka kimse ama kaldı ama tabii ki mı? ablam, abim. Onlar var. Ya da işte büyükler var, çevre var,
toplum var. Var oğlu var. Ama ben kafama koydum. Böyle çünkü eğer ben bunu yapmasaydım herhalde sonum pek iyi olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü böyle ince, hassas, kendime ait bir dünya, herkesin kendine ait bir dünyası var ama kırılgan bir dünya bu. Benim kendimle ilgili dünyam, herkesin kendine göre kırılgan. Orada ben iyi olmazdım o şekilde devam etseydim. Yani, oyuncu olur muydun? Oyunculuk hep hayalimdi yani çocukluğumdan itibaren. O evlilik devam etsin, evcilik dedim. Oyuncu olamazdım tabii ki. Değil yani belki bir sürü çocuğum olurdu ama o hayatı bilmiyorum. Üzerine düşünmek de istemiyorum. Devam etseydim ne olurdu? Yok. Hayır, devam etmiyorum. Sonra kararımı verdim ve o karardan sonrası esas. Esas zorlu olan onlarmış. Evet. Yani kararı verme aşaması çok zor ama karar verdikten sonra senin karşına dikilen bir sürü insana karşı mücadele etmen gerekiyor. Bu mesela bu değerli benim hayatımda. Beni ben yapan şeyler diyorum. Çünkü mücadele etmenin ne demek olduğunu öğreniyorsun. Hı. Bir kız çocuğuyla birlikte Hı. senin karşında sana hakaret eden bir neredeyse etrafın var. Kadına söylenebilecek, dul bir kadına söylenebilecek sözlerle sana gelenler var. Senin koruduklarını sanıp sana gelenler var. İşte bunlara şeyle, güçle cevap verebilmek ve durmak beni ben yapan şeyler. Ben bunu sana hiç bir şey söyleyeyim mi? Her kadının söylüyorum. Bunu duymaya ihtiyacı var biliyor musun? O yüzden bundan bu kadar söz ediyorum. Yani evet. Ayrıntılara tabii ki girmem. Hayır. Arada yaşanan evet. çok zor şeylerden ama önemli olan buna karar verdikten sonra yüreğine ve kendine inanmak. Bunun bir bedel ödeyeceksen ben bu bedele razıyım noktasında çıktığında o zaman daha sağlam duruyorsun ayaklarının üzerinde. Ve o zaman senin bir mesleğin yok, gelirin yok değil mi? Yani güvendiğin bir şey de yok. Hani bunun da altını çizeyim. Çünkü bir sürü kadın bir cenderenin içinde ve ben yarın ne yaparım? Sonra geri dönmek zorunda kalırsam, bu lafları sırtlayamazsam. Bu, çünkü hepimiz filmlere de konu oluyor yani bunlar zaten. Ve bir sürü gazete haberine sebep oluyor yaşananlar. Hala yıllar önce yaşadığın şey. Burada bir kişi bile tutmadı mı elini ya? Aileden? Bir kişi var kaybettim. İki kişi diyebilirim hatta. Dayımı kaybettim. O her zaman Aynen, yanımda yer aldı misin? Benim. Bir tek o bir de bir yine kuzenim çok yanımda yer aldı. Kuzenim eşi. Fakat zaten sonra kavradılar ki ben onların hayal ettiği, onların işte dışladığı şimdi böyle sözcükler var onları söylemek evet. istemiyorum burada. Öyle bir insan olmadığımı anladılar. Yani öyle bir durum var. Ben çocuğuyla birlikte ayakta durmaya çalışan gencecik bir kadınım. Bu kadar. Ve kendini hayatta var etmeye çalışan. Ve sonunda gördüler. Herkes kabullendi. Herkes kabul etti. Bir de tabii ki ben ayrıldıktan sonra okula gittim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde evet ya. Okudum. Yani o süreçte zorlu Müthişsin bir süreçte çalıştım. Hiç şey yani çalıştım. Sonra tiyatro benim için her zaman bir aşktı. Amatör tiyatro yapmaya başladım. Kızını anaokulunda okuturken öğretmenlik yapmışsın evet, aynı okulda. Parasını ödeyemeyeceğim çünkü anaokulunda çocuklara ders veriyordum. Ne tatlı. O şekilde karşılıyordum. Yani parasını karşılamam gerekiyor. Emek. Fakat böyle o kadar ayrıntılı. Şimdi hatırladığımda o dönem çok ağır gelen şeyler var. Şimdi hatırladığımda iyi ki yaşamışım Helal onları diyorum. Diyorsun, yani şimdi burada fazla ajiteye girecek söz etmek istemiyorum ama hani günü devam ettirmek, gün içerisinde hayatı ama fiziksel anlamda hayatı devam ettirecek şeyleri yaratmak o kadar zordu ki onun dibine kadar geldim biliyorum. Bir sürü duyguyu biliyorum orada. Bu o kadar değerli ki. Değil oyuncu mi? Olarak da çok değerli. Yani o en dibe vurduğunda ki duygunun ne demek olduğunu biliyorsam beni biliyorsun ne olacak? Ölümler yıkar, kayıplar yıkar, yakınımı kaybetmek yıkar, çok acıtır, üzer. Ve bunun yanında tabii ki sevgiye ihtiyacın var, sevilmeye ihtiyacın var, tabii hayatı ki, paylaşmak. Tabii ki. Çünkü öyle bir şey oluyor ki hayatta bu kadar büyük işler yapmış bir kadın toplum içinde bir anda da o suçlamaların tam tersine, o çirkin sözlerin tam tersine erkek gibi kadın yağ oluyor bir anda.
E ne oldu? İlk gün bunu demiyordun, bambaşka bir şey ben diyordun. Bambaşka bir şey diyordun. Şimdi erkek gibi mi kabul oldu? Kabul edilebilir oluyorsun. Kadın diyemiyor musun? Bir türlü ağzından ne düzgün kadınmış çıkamıyor. Ya öbür uç ya öbür uç söyleniyor. Ve ondan sonra da erkek gibi kadın. Kimseye ihtiyacı yok. Bunun yanında zor durulur. Sarıp sarmalanmaz bu, sarıp, izin vermez. Hayır, hiç de öyle değil, değil yani. Mi? Hiç de öyle değil. Tabii ki hayat seni zaman zaman şey yapıyor, sertleştiriyor. Evet. O sertliklerin de aslında nasıl yumuşatabileceğini öğreniyorsun. Evet. Hayat sana onu da öğretiyor. Evet. Yani artık daha rahatım, daha yumuşağım. Sert olarak durman gereken zamanlar da vardı, sertleşmek. Hep şeyi diyorum. Diyorum ya, herkesin hayatında kendine göre bir acı, bir sıkıntı. Herkes kesinlikle kendine göre yaşıyor. Eğer senin içini acıtıyorsa, ya iç acıması derken şundan söz ediyorum. Yaşadığın şeyler seni lezzetlendiriyorsa bu güzel deneyimler. Ama senin içini zehirliyorsa ve sen etrafa karşı o içinde öfkeyi biriktirip etrafa da o öfkeni yansıtıyorsan, siz bana böyle davrandınız, ben de size böyle davranıyorum, o zaman bu doğru bir yol olmuyor. Lezzetsiz bir hayat, lezzetsiz bir insan haline geliyorsun. Hayatı demlemek gerekiyor. Hayatı lezzetli hale getirmek, kendini lezzetlendirmek, kişiliğini lezzetlendirmek gerekiyor. Acıdan da tat almayı bileceksin, bileceksin diyorsun. Çünkü acılar insanı büyütüyor. Acılar insanı insan yapıyor. Aynı zamanda bambaşka yanlarını da tanıtıyor sana. Şimdi kızın kaç yaşında? Ay çok büyük, yaşım ortaya çıkacak şimdi. Sen 35'sin de. Tabii tabii. O da 30 herhalde diyeceğim olmuş. Öyle diyelim gitsin. Benim torunum var. Efendim? Evet, torunum var. Torunun mu var? Kocaman. Evet. Kocaman mı? Kocaman. Sen bilmiyor muydun? Hayır. Tabii ki. Ha. Bana Şenay diyor, çok tatlı, çok ne diyecekti? Şahane. Şaşırmıyor çok mu ben senin anneannenim deyince? Ya zaten öyle demiyor işte, Şenay diyor. Of, öyle düşünmüyor. Kaç yaşında? Yaşı çıkıyor işte, yaşım ortaya çıkıyor. Tamam, bu konuyu konuşmayalım, kayıt bittikten sonra yani. Ben yaşla ilgili hiçbir şey düşünmüyorum hayatta, kimseyle ilgili. O kaç yaşında? Yani şey değil, benim için öyle bir mefhum yok. Yani o yaşlı daha çok şey bilir ya da o genç, onun hayatı. Hayır, herkes benim için aynı yerde duruyor. Sadece ben daha önce dünyaya gelmişim. Senin gibi görünsen böyle bağıra bağıra yaşımı söylerim. Sen kendinin farkında mısın canım? Yok ya, bu aralar pek değilim. Yok yok, çok az. Sana bir defter sayfası ayırdım. Birkaç satır yazabilir misin lütfen onu, bugünün anısına? Ay, en beceremediğim şey gelirse. Sana söyleyecek çok şeyim var tabii ama önce teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o kadar kıymetli ki bugün söylediğin şeyler ve senin hayat sloganın her an sıfırdan başlayacak güç ve akıl tazeliğinde olmuş. Doğru mu bu cümle? Ha, güzel, evet. Bunu seviyorsun galiba evet, bu cümleyi. Evet. Her an sıfırdan başlayacak güç ve akıl tazeliğinde ol. Yani insan her an sıfırdan başlayabilmeli, küllerinden yeniden doğabilmeli. O kül güzel bir kül bence, değil mi? Yani... Anka kuşu gibi kendi küllerinden her zaman doğabilmek gerekiyor. En dibe vurmak çok şey öğretiyor insana. Çünkü başka şeyleri de fark ediyorsun. Artık o kadar hani yaştan söz edeceksek, dibe vurur muyum? Vururum, hiç belli olmaz. Hayat bu. Şeyi korumak çok önemli. O hayata inancını onu söylüyorum. Umut var olmak gerekiyor, evet, galiba, kendine inancın ve hayata, evet, inancın, umudun olması gerekiyor. Umudumuz çok tükendiği zamanlara geldik, umudumuzun tükendiği, ne yapacağımızı bilemediğimiz günler yaşadık. Ama bir yerden insan, ya böyle bir şey, hayat böyle bir şey, devam ediyorsun, bir yerden devam ediyor. Tamam, kanadın kırık, kırık döküksün ama bir güç geliyor ve devam ediyorsun hayata. Küçükken hep aya bakıp hayal kurarmışsın. O hayallerin evet, içinde... Arkadaşım. Evet, değil mi? Ay arkadaşlarım. Ay dede, yıldızlar, yıldızlar ve ay. Evet ya, böyle bir... Hala öyle mi? Hala öyle mi? Arada tabii ki. Ama eskiden yani arkadaşlarım, benim yıldızlardı, onlarla konuşuyordum. Küçücük çocuk işte, hayal kuruyorsun, ayla konuşuyorsun, cevap verdiğini sanıyorsun. Aslında sen kendi kendine cevap veriyorsun belki de. Ne güzel bir öyle, küçük çocukluk. Çocukluk tabii canım. Yani çocukluk güzel bir şey. Çok. Çocuklara güzel çocukluklar yaşatmak gerekiyor. Özgür bırakmak gerekiyor, değil çocukları. Mi? Becerebilirsek ne mutlu bize. Ve gençleri de tabii ki özgür bırakmak, evet, gerekiyor. Biraz oralar zor şeyler, kendini değil mi? Kendini geliştirecek alanı yaratmaları için onlara
Alan açmak. Alan açmak gerekiyor. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Şimdi soracağım sorunun cevabını biz sosyal medyada yayınlayacağız. O yüzden ben hep böyle zor sorular. Vallahi zor hiç değil. Hiç beceremediğim bak, böyle. Çok kolay ya. Tamam. Ben sevmezsen peki. Başka soru soracağım. Tamam. Hiç bak zorlama yok bizde. Aslında belki de buradan çıktıktan sonra böyle tatlı bir tebessüm ve o sorunun cevabı ile bir telefon sohbeti. Genelde öyle oluyor. Tamam. Peki. Konuklarıma. Programı kapatana kadar da vaktim var düşünmek için. O yüzden bence zaten zor bir soru değil ama sonuçta kızın büyüdü, artık anne bile oldu ve siz anne kız çok derin sohbetler ve dertleşmeler yapıyorsunuz diye düşünüyorum. O virajları belki de ona anlattın, neler olduğunu anlattın tüm açıklığıyla ya da bir kısmını, bir kısmını anlattın. Tabii ki. Ben de anne olsam öyle bir şey tercih ederdim galiba. Böyle bir an var mı yani kızının gözünün içine bakıp bir şeyler söylediği ve senin her ana şükür ya helal olsun tabii bize ki. Dediğin ama şimdi değil. Şimdi ben değil. Programı kapadıktan sonra tamam, o anı peki. Merak ediyorum. Çünkü bu da bence şunu anlatacak bizi izleyenlere. O zorlukların sonunda bir ışık var diyoruz ya, tünelin sonunda bir ışık var. Ben o tünelin sonundaki ışığın o zorlukları kim için yaşıyorsan onun gözündeki ışık olduğunu düşünüyorum. Bu senin de gözündeki ışık olabilir bir gün aynaya baktığında, evladının da olabilir. Bu ışığı gördüğünde hissettiğini merak ediyorum aslında. O umut varmış ya anını. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın Ceyda. Çok hassas, çok dengede bir sohbet oldu. Bunun için teşekkür ederim. Kırmadıysan yani, ne mutlu için. Bana. İyi ki geldin. Sağ ol. Ben de evet biraz böyle tedirgindim ama iyi ki gelmişim. Ama tedirginlik biraz göbek adın sanki. Vardım ben bir şey biraz. Var, bir telaş, biraz bir böyle şey. Evet. Olmalı o kadar belki da de. Olsun. Bence de olsun. Efendim güzel bir böyle gülücük çizgisi. Belki bir gamzenizin belirdiği an. Belki bugüne kadar yaptığınız mücadelelerde yalnız değilim. Tünelin sonunda ışık var dedirten bir sohbet oldu. Çok beğendiğiniz, bayılarak izlediğiniz güzeller güzeli bir kadının ayakta dimdik durma hikayesine şöyle bir değdik geçtik. Çünkü hayatta dimdik durabilmek için önce biraz bataklıkta yürümek gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın ne olur. Tünelin sonunda ışık var. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Güzel sesli, güzel gözlü Dingin Şenay ne iyi etti de geldi programıma. Hayatındaki o keskin virajları anlatırken ne kadar kırgınlıklarından güçlenmiş bir kadındı. Ve sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Canım Ceyda'cığım, ne şahane bir sohbet oldu. Nezaketin için çok teşekkür ederim. Hayat seni her zaman lezzetlendirsin. Ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Gönlüne göre ne istiyorsan senin olsun.